Bu bölümde fiillerin yedi kısmından aksamın ı sebas'ından misal fiil konusu ele alınacak. Misal fiil, vecede veya yesura gibi ilk harfinde vav veya y bulunan fiillere verilen isim. Yani bir fiil vav ile başlıyorsa veya y ile başlıyorsa buna misal fiil, peltekse ile misal fiil deniliyor. Ve bunun mazisinin çekimi mesela Veced'e aynen Nasara gibi. Nasara'yı nasıl çekiyorsak Veced'e de aynı şekilde çekiliyor. Mesela vecettü, ben buldum, Veced'de sen buldun, Veced'u onlar buldular, Veced'na biz bulduk gibi rahatlıkla çekilebilir. Veced'e buldu demek Yesura kolay oldu. Mesela Yesura emruna işimiz kolay oldu ve bu kökten daha pek çok kelimeler de gelebilmekte. Mesela Rabbi yesir ve la Rabbi temmin bil hayr Ya Rabbi kolaylaştır zorlaştırma hayırla tamamla. Çok güzel bir dua. Yesura kökünden geliyor. Muzaride çekim şu şekilde ve yecidu yecidu yecidani Yeciduna, tecidu tecidani yecidne tecidu tecidani Teciduna tecidine tecidane tecidne ecidu necidu. Bunun kalıp olarak bilinmesinde fayda var. Çünkü göreceğimiz diğer misal fiiller bu tarzda çekilecektir. Ve ana hatlarıyla zaten yan sorunun çekimi gibi. Orada bir sıkıntı yok. Ama biraz farklılıklar var. Dikkat edilirse bunlar tespit edilebilir ve ona göre çekilebilir. Emir olarak ise vecede yecidu emir yaparken e, muzariden yapıyoruz. Yecidu ye'yi atıyoruz. E, cidu sonunu cezme diyoruz. Cid Cid, cida, cidu, cidi, cida, cidna. Bu şekilde kolay bir çekim var. Yani cid, bul, cida ikiniz bulun, cidu siz bulun. Ve mühennesi de ...ciddi, cida, cidne... ...bu şekilde gelmekte. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de... E, ...bu şekilde gelen... E, ...misal fiile... ...pek çok misal bulabiliriz. Mesela... Hz Musa ve yanındaki delikanlı... ...feta olarak ayette geçer. Tefsirlerde isminin... ...yuşa olduğu zikredilir. E, Hızır'ı aramaya gidiyorlar. Nihai durumu burada anlatıyor. Fe derken sonunda veceda o ikisi buldu. Veceda bir kişi buldu. Veceda o ikisi buldu. Abden bir kulu min ibadine kullarımızdan. Abd bir kul, ibad bunun çoğulu kullarımız. Ve bunun hazır olduğu tefsirlerde ifade edilir. Diğer alemde herkes dünyada yaptığının karşılığını görecek. Ayet bunu şöyle anlatıyor. Yevme o gün tecidu bulur. Külü nefs, her nefis me amilet min hayr hayır olarak ne yapmışsa muhtara karşısında önünde hazır olarak bulur. Ve me amilet min suin ve kötü olarak ne yapmışsa bunu da bulur. Burada tecidu, vecede buldu yecidu bulur. Tecidu Müennes için. Peki niçin müennes geldi? Çünkü külü nefs dedi. Her nefis. Ve nefis müennes olduğundan bununla alakalı kullanılan fiil de yecidu değil tecidu oldu. O gün her nefis bulur. Ma o şeyi ki. Yani burada ma ellezi anlamında. dolayısıyla ismi mevsul. Ma amiret min hayr. Hayır olarak yaptıklarını veya aynen ma ne demek onu da aynen kullanabiliriz. Hayır olarak ne yapmışsa aynı yere varıyor netice. Muhtaran hazır olarak bulur. Muhtar hadara kökünden geliyor. Türkçe'de hazır dediğimiz kelime buradan gelmektedir. her hayrı yaptığı her hayrı karşısında hazır olarak bulur. Ve ma amilet ve neyi de yapmışsa min suin kötülükten yaptığı kötülüğü, kötülüğü de karşısında hazır olarak bulur. Hz. Musa Hızır kıssasından vacede kelimesinin geçtiği başka bir ibare. Hz. Musa Hızır'la beraber yolculuk yapmak istiyor. O da diyor ki inne kelen testatiya sabra sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Hz. Musa da diyor ki gale dedim S teciduni. S gelecek zamana çeviriyor. Tecidu. Vecede buldu, yecidi bulur, tecidu sen bulursun. S Se, teciduni beni bulursun. S gelince başa bulacaksın. S teciduni Inş bulacaksın. İnşallahu inşallah sabirin, sabira. Beni sabreden biri olarak bulacaksın. Ve la asi, asi isyandan geliyor. İsyan etmem. Leke sana emra. Senin hiçbir işine karşı gelmem. Beni inşallah böyle bulacaksın diyor. <laughs> Ve başkalarına yardımla ilgili bir ayette. Diyelim birilerine yardım edeceğiz ama elimizden gelen bir şey yok. Peki bu durumda ne yapmak lazım? <laughs> bu durumda onlara de ki gavlen söz, meysura, gönül alıcı. Yani verememe durumunda gönüllerini hoş edecek ifade kullan. Burada gullehum onlara söyle, konuş. Gavlen meysura, kavli meysur. Meysur, yesura kökünden geliyor. Yesura kolay oldu. Meysur kolaylaştırılmış. Yani onun gönlünün rahat kabul edeceği ve hoşuna gidecek ibareyi kullanın. Yani tamam verecek malın olmayabilir ama dilin tatlı olsun. Bu da karşı tarafa yine faydası olacaktır. Yoksa e, sert ifadeler kullanmak karşı tarafın gönlünü kırar. Hem yardım edememiş olursun hem de zarar vermiş olursun. Hazreti Salih ile alakalı Hazreti Salih Semud kavmine gönderilmişti. Ama kavmi onu kabul etmek istemediler. Onunla bayağı uğraştılar. Ve galu dediler ki ya Salih ey Salih. Bakın Salih Türkçe'de ismen kullanıyoruz. İtina bize getir. Bime o şeyi ki taidune vaat ettiğini. Bize vaat ettiğini getir. Yani Hazreti Salih ve belki de bütün peygamberler kavimlerini Allah'ın azabıyla uyarmışlar. Ee, yani işte e, Allah'a itaat edin, isyan etmeyin. İsyan ederseniz dünyada da ahirette de azap sizi bekliyor. Bu gibi ibarelerle anlatmışlar. Bu defa kavmi Allah'a kafa tutarcasına ya salih diyorlar. Bize vaat ettiğini getir bakalım. İn teminel murselin gerçekten peygamberlerden in eğer anlamında e, in künte eğer isen minel murselin gönderilen elçilerden isen mursel ersele ya e, daha evveli rasul risalet e, bu köklerden geliyor ersele gönderdi yürsilu gönderir e, irsal göndermek işte günümüzde e, kargolarda irsaliye falan olur gönderme notları gibi ee, kullanılır günümüzde de kullanılır. Mürsil gönderen, mursel gönderilen. Mürsel erkek ismi olarak da kullanılmaktadır. Ve bunun çoğulu murselun, murselane, murselune bu şekilde gelir. Ama e, başında min olduğundan dolayı murseline yani mecrur hali bu şekilde olmaktadır müslimine gibi daha evvel anlatıldığı şekliyle. Eğer Allah'ın gönderdiği elçilerden sen vaat ettiğini bize getir. Bu tabi çok riskli bir durum. Belalarını istemek gibi ve neticede Allah'ın azabı geliyor. Semud kavmi helak ediliyor. Kur'an'da kıssalarına en fazla dikkat çekilen, atıfta bulunulan kavimlerden birisi Semud kavmidir. Ve bunlar çok feci bir şekilde Merak edilmişlerdir. Burada etaydeniymi, belki buna ulaşmak biraz daha zor gelebilir, ancak buna da ulaşılacaktır. Ve ade vaatte bulundu, ya idu vaatte bulunur, ta idu e, sen vaatte bulunursun, ta ideni ikiniz vaatte bulunursunuz. Yani oraya kadar geldik. Sonunda bir de ni var. Buradaki ni ise bana vaatte mi bulunuyorsunuz? Peki bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen e, inkarcı bir çocuk. Anne babaları e, Allah'a iman etmişler. Anne babaları iyi bir yolda. Evlatlarını inkarcı görmekten fevkalade rahatsızlar. Ve oğullarına nasihatte bulunuyorlar. Fakat oğulları e, Onları kabul etmiyor. İşte bu mücadeleyi anlatma hengamesinde Kur'an'da bu da geçiyor. O asi evlat diyor ki siz bana vaatte mi bulunuyorsunuz? En uhraca çıkarılacağımı ve gadı halet geçmiş iken el guruni devirler nesiller min gabli benden önce benden önce nice, nice nesiller gelip geçmişken yok olup gitmişken benim çıkarılacağımı mı, kabirden canlı olarak çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz? Yani heyhat bu ne kadar uzak bir vaat. Öyle söylüyor ve tarih boyu böyle söyleyenler pek de eksik olmamış. Yani günümüzde de Allah'ı inkar ve bir de ahireti inkar, inkarcıların en temel meselelerindendir. Halbuki Allah'ı hakkıyla kabul eden bir kimse en azından şunu diyecektir. Bizi yaratan tekrar diriltmeye kadirdir. Ben ezbere bir şiir yazmışsam o şiiri yazdığım kağıdı yaksam da eyvah güzelim şiire yazık oldu denilmez. Neden? Ezbere yazmışımdır. Başka bir kağıtta noktası virgülüne aynen yazarım. Dolayısıyla meselenin esası Allah'a imandır. Sağlam bir Allah'a iman varsa ahireti kabul etmek zor değildir. Ve e, burası e, üstteki kısım şeytanla alakalı. Şeytan Hz. Adem'den dolayı Allah'ın huzurundan kovuldu. Ve o da Allah'ın huzurunda söz verdi. Ben bu insanlarla uğraşacağım. Allahu Teala da bunu kabul etti. Ona izin verdi. Ve idhum Ey şeytan onlara vaatte bulun. Burada idhum vaade vaatte bulundu. Ya idu va, vaatte bulunur. Ya idu'den emir yapacağız. Va, ya idu'den emir yaparken ye'yi kaldırıyoruz. idu kalıyor. Ee, ve diğerinin harekesini cezim yapıyoruz. İd kalıyor. İd vaatte bulun. İda ikiniz vaatte bulun. Vaatte bulunun. İdu siz vaatte bulunun. İşte onlara vaatlerde bulun. Allahu Teala iblise, şeytana böyle diyor. Veme ya yaiduhumu şeytanu, şeytan onlara vaatte bulunmaz, illa gurura ancak aldanmayı vaatte, vaat eder. Yani şeytan onlara aldanmadan başka bir şey vaat etmez. Burada vaadenin muzari şekli ya idu onu görmekteyiz. Vaade vaatte bulundu. Ya idu vaatte bulunur. Hüm onlara şeytanı şeytan ama ma olunca bulunmaz. E, i̇lla gelince de şeytan onlara ancak şunu vaat eder. O da nedir? Gurura aldanmayı vaat eder. Ve e, ateistlerin öldükten sonra dirilmeyle alakalı bir değerlendirmeleri. Onlar diyorlar ki lakad vu bize vaat edildi. Nahnu bize ve ve ecdadımıza, atalarımıza haza bu min kablu önceden. Andolsun bize de bizden önceki atalarımıza da bu vaat yapıldı. Yani öldükten sonra diriltileceksiniz şeklinde vaat yapıldı. Bu sadece bir vaatten ibarettir diyorlar. Burada bu idnayı tahlil edecek olursak Ve ade vaatte bulundu. Bu ide vaatte bulunuldu. Bu ee, ideyi çektiğimizde Bu ittu bana vaat edildi. Bu idina bize vaat edildi. Yani Nasara'dan düşünürsek Nasara yardım etti. Nusra yardım edildi. Nusirtu bana yardım edildi. Nusırna bize yardım edildi. Aynı değişen bir şey yok. Aynı kalıp üzere geliyor. Hz. İbrahim'in babasıyla olan durumunu anlatan bir ayet. Yani evvelinde e, mümin olanların müşrik olanlara mağfirette bulunması söz konusu olamaz. Önce genel bir kural zikrediliyor. E bu durumda hatıra şöyle bir soru geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in babası ile ilgili istiğfarı da anlatılır. Ee, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim diyor. E peki bir peygamber bunu nasıl yapar? Buna bir cevap geliyor ayette. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاه۪يمَ لِيَب۪يهِمْ İbrahim'in babası için istiğfarı değildi. İlla ancak şuydu. اَنْ مَوْئِدَتِنْ bir vaatten dolayıydı. Ve onu vaat etmişti. İyyahu ona. Yani İbrahim'in babası için yaptığı istiğfar daha önceden bir yasaklama gelmezden önce ona yaptığı vaat sebebiyleydi. Ama işte ne zamanki babasının Allah düşmanı olduğu açıya çıktı. Artık o zaman istiğfardan vazgeçti. Kur'an bize bunu da anlatıyor. Yani demek ki bir genel prensip var. Nedir genel prensip? bir Müslüman bir müşrik için velev babası da olsa mağfirette bulunamaz. Genel kural bu. Peki Hz. İbrahim niye yaptı? Hz. İbrahim bu konuda kendisine bir yasaklama gelmezden önce yaptı. Ama babasının artık bir Allah düşman olduğu, iman etmeyeceği tebeyyün ettiğinde istiğfardan vazgeçti. Burada istiğfar, Gafara kökünden bildiğimiz bir kelime. Türkçe'de kullanılır. Eb, eb, baba demek. Ebihi. Lam'dan dolayı ebihi oldu. Mevide, va'de kökünden mevide şeklinde geldi. E, mimlimaslar olarak geldi. E, Vaade he derken he mevideye gidiyor. Çünkü mevide tin e, müennes sıgada gelmiştir. Bundan dolayı va adeh oldu. Ve vaat kelimesinin va ade vaatte bulundu. Ee, bunu çektiğimiz zaman ya idu vaatte bulunur, vaadun vaatte bulunmak, va -idi, vaatte bulunan kişi, Mev'ud, vaatte bulunulan şey. Ee, i̇şte burada mevudu görmekteyiz. Evet vel yevmil mev'ud vaad edilen güne Allahu Teala yemin ediyor. Vaad edilen gün işte ahiret alemidir ve ahiret alemi gelecektir. Nasıl ki yarın henüz gelmemiş ama geleceğine inanıyoruz. Geceden sonra gündüzü getiren, kıştan sonra baharı getiren Allah dünyadan sonra da ahiretin geleceğini vaat etmiştir. Madem vaad etmiş elbette yapacaktır. İşte bu bölümde e, misal fiil e, bunları yani vav ile, ye ile başlayan fiilleri ana hatlarıyla görmüş olduk. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de çok ileri boyutta olmasa da yine zaman zaman karşımıza çıkabilen fiillerdendir. Özellikleri iyi bilinirse anlaması, tahlil edilmesi daha kolay olacaktır.